Adanalı'nın gözü doymaz ha. Kebaba falan değil, teknolojiye doymaz. Biz daha çok istiyoruz. Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda 5. gün etkinlikleriyle sona erdi. Biz Anadolu Ajansı olarak kameraman arkadaşım Rabia ile birlikte önceki festivallerde olduğu gibi yine buradaki tüm havayı, tüm detayları sizler için kaydettik. Peki 5 gün boyunca neler mi oldu? Ziyaretçiler teknoloji yarışmaları ve bilim atölyeleriyle dolu dolu vakit geçirdi. Festivalin olmazsa olmazı hava gösterileriydi tabii ki. Türk yıldızları ve solo Türk pilotlarının gösteri uçuşları, yerli hava araçlarımız Bayraktar Akıncı ve TB3'ün gösterileri büyük ilgi çekti. Ve tabii ki ilkler de vardı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı F-16 ile burada bir gösteri uçuşu düzenledi. Anka 3 ilk defa halka açık bir şekilde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda uçtu. Ve TOGG'un yeni modeli T-10F ilk kez burada görücüye çıktı. Ve tabii ki alandan röportajlarımız oldu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na konuk oldu. Teknofest Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzuçarı'dır. Anadolu Ajansı'nın öz kaynaklarıyla üretilen haberci drone'unu Muhammed Simek ve Emrullah Yılmaz ile konuştuk ve ziyaretçilerle renkli sohbetler gerçekleştirdik. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun projesi kapsamında helikopter deneyimi yaşayan öğrenci ve çocuklarla bir araya geldik ve heyecanlarını paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'i ziyaret etti ve yarışmalardan derece alanlara ödüllerini verdi. Bu yıl 10. kez düzenlendi Teknofest. Stand etkinliklerinden sahne gösterilerine, simülasyon deneyim alanlarından planetaryuma kadar birçok etkinlikle sona erdi. Biz buradaki havayı ve tüm gösterileri sizler için derledik. İyi seyirler. TOGG'un standındayız. Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan yeni model T-10F'in önündeyiz. Teknofest Adana kapsamında ilk kez görücüye çıktı bu yeni model. Böyle bir aracın yanında durmaktan çok heyecanlıyım şu anda. Yaklaşırken de bir inceleyelim, belki alırız dedik. Çok beğeniyoruz arabayı. Ülkemizin de böyle bir araca ihtiyacı var. Türkiye'nin gücünü gösteren bir araba. İçi dışı, özellikle de lastiklerindeki jantlar çok dikkat çekici. Hem dış görünüş hem de iç görünüş olarak çok iyi. İyi ki yapılmış. Şu anda bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun projesi kapsamında çocuklarla birlikte helikopterdeyiz. Biz de çocuklarla bu deneyimi ilk defa yaşıyoruz. İlk defa biniyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun? Nasılmış havada olmak, uçmak? Çok güzel bir duygu. Uçakta uçmaktan çok farklı bir duygu. Çünkü olayların daha çok içinde hissediyor insan kendini. Yani gerçekten çok heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Tabii buraya geldiklerinde sivil havacılık alanında kendileri helikopter deneyimi yaşıyorlar, göklere çıkıyorlar ve burada çoğu ilk defa helikopterle uçuş deneyimi elde ediyorlar ve bu muazzam bir heyecan aslında onlar için ve burada unutamayacakları bir anı, yani hiçbir zaman unutamazlar muhtemelen ömürleri boyunca. Biz de Teknofest olarak onların üzerinde bir iz bırakmış oluyoruz olumlu anlamda. Biz bu izi bırakmaktan da ziyadesiyle memnunuz, mutluyuz. Ya burası anlatılıyordu normalde, biliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Gerçekten muhteşem bir diğer herkesin yaşaması ve denemesi gereken bir şey. Ben buraya anlatsam belki tam anlayamayacaksınız ama buraya gelip yaşamanız ve görmeniz gerek. Uçağa binmek, pardon helikoptere binmek gerçekten çok harika bir şey, bambaşka bir şey. Ben normalde binemezdim. Yani yükseklik korkum var.
Ama ilk defa bu kadar heyecanlı arkadaşlarım sayesinde bindim. Bu kadar heyecanlı ve Adana tüm ayaklarımın altındaydı resmen. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de binmişiz. Çok güzel şeyler denedik. Özellikle helikoptere binmek. Herkesin yapabileceği, binebileceği bir şey değildi ve çok heyecanlı geçti. Burada yapmış olduğumuz tüm organizasyonu, tüm çalışmaları geleceğimiz için, yani onlar için yapıyoruz. O yüzden bizzat burada abilerin, ablaların yapmış olduğu projeleri de yerinde görerek onların ufuklarına ufuk katmak, pencerelerine, bakış açılarına katkı sağlamak için onları buraya taşıyoruz. Teknofest Akdeniz kapsamında 15 farklı şehirden 35 binden fazla öğrencimizi Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'na taşımış olduk. Bu vesileyle de 220 binden fazla öğrencimizi Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun projesi kapsamında Teknofest alanlarına taşımış olduk. Gezmeye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi çadırındayız şimdi. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri Teknofest Robolik yarışmasında şampiyon oldular. Hemen robotumuzu soracağım ama öncelikle birincilerimizle bir görüşelim isteriz. Harbi Elia Uşkür. Öncelikle oldukça mutlu ve umutlu hissediyorum. Çünkü bu Teknofest görebileceğiniz üzere çok büyük bir teknososyal ortam. Gençlerimiz, küçüklerimiz, büyüklerimiz. Yani Türkiye'nin dört bir yanından herkes bu sosyal ortamda buluşuyor ve gelişen teknolojileri, gelişmekte olan teknolojileri çok yakın bir şekilde takip edebiliyor. Ya bu insanı oldukça mutlu ediyor. Yani Selçuk Bayraktar'ın öncüsü olduğu bu Teknofest ya oldukça muhteşem bir ortam diyebilirim. Robotumuz Özgür K4x4 arazi aracı. Bu robotik kolumuzun da sahip olduğu hassasiyet sayesinde cisimleri A noktadan B noktasına götürebiliyoruz. %60'ın üstünde eğimi çıkabiliyor. Yüksek bir eğim çıkma kabiliyeti var. 2 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebiliyor. Şuradaki servo motorları sayesinde 1,5 kiloluk cisimleri de rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Aynı zamanda arazideki mayın imha gibi pek çok görevi de yerine getirebiliyor. Ziyaret eden tüm milletimize, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayır dualarınızdan dolayı çok mutluyuz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi yine bir birincimizin yanındayız. Savaşan İHA yarışmasında, Teknofest Savaşan İHA yarışmasında şampiyon oldular. Kocaeli Üniversitesi'nin bünyesinde kurulmuş bir takımız. Takımımızın ismi Kılavuz Kostek. Yaptığımız proje otonom bir insansız hava aracı. Otonom iniş ve kalkış yapabilme özelliğine sahiptir. Aslında bu İHA'yı tasarlarken bizim birinci amacımız askerlerimizin arazide bu İHA'yı rahat bir şekilde kullanabilmesi, rahat bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirebilmesi. Bu sebepten ötürü aslında küçük ve rahat taşınabilir. Anadolu Ajansı neredeyse dünyanın en büyük medya insansız hava aracı filosuna sahip. Kurumumuz envanterinde 150 drone, 230 da İHA 1 ticari pilot sertifikasına sahip pilotumuz mevcut. 2012-2013'lü yıllarda drone sektöründe bir ilerleme oldu. Hem videolarda hem fotoğraflarda yüksek çözünürlüklü sistemleri yurt dışı çıkardı ve ülkemizi bunları ihraç etti. Sahadaki ihtiyacı karşılamayan cihazlarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Gerek yüksek tamir maliyetleri, gerek tamirde ve satın alımlarda yurt dışına bağlılığımız bizi aslında bu projeyi iten sebeplerden birileriydi. Drone'umuz 1080p, 5 milisaniye gecikme ile canlı yayın yapabiliyor. Aynı zamanda sıradan dronların aksine bu hızlı dronlar 150 ila 180 km hızlara kadar çıkabiliyoruz. Yaklaşık olarak 10-12 kilometrelik bir mesafede, bir çapta bu drone'u kullanabiliyoruz. İkinci kamera olmadan 350 ila 450 gram civarında geliyor şu an. Üzerine bağladığımız bataryaya göre bu ağırlık da değişmekte. İkinci kamera entegre edildikten sonra ikinci kameranın ağırlığını da bu ağırlığa dahil ettiğimizde yaklaşık olarak bir 650-700 gram toplam kalkış ağırlığımız var. Biz bu işe gerçekten gönül verdik. Büyük bir hevesle, büyük bir istekle, büyük bir azimle bu projeyi üstlendik. İnşallah kendi ihtiyacımızı, kurum ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra piyasaya da ürünümüzü satmayı planlıyoruz. Anadolu Ajansı Teknoloji Masası Turkcell'in sponsorluğunda Adana'dayız, Teknofest'teyiz. Konuğumuz
Selçuk Bayraktar. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teknofest serüveni başladığı günden bugüne nasıl gelişiyor? İlk gün neredeydiniz? Bugün Teknofest nerede? Ve bir de şunu çok merak ediyorum. Türkiye'nin geleceği Teknofest kuşağı deniliyor. Bu Teknofest kuşağını da bir tanımlarsak nedir bu Teknofest kuşağı? Çok memnun oluruz. Buyurun. Tabii Teknofest bir festivalden çok daha fazlası. Teknofest bir anlamda adeta bütün dünyayı dönüştüren en büyük, hayatımızdaki en büyük unsur olan teknolojiyi ve bir anlamda geleceği bizim medeniyetimizin iyilik, adalet, hürriyet değerleriyle inşa edecek bir kuşağın inşası. Teknofest'i biz bir hayal olarak ortaya koyduğumuzda tabii milletimiz tarafından ilk yılında bu kadar büyük rağbet göreceğini, bu kadar sahip çıkılacağını öngöremezdik. Hem gençliğimiz hem de milletimiz adeta yitik bir sevdasına kavuşur gibi Teknofest'e sahip çıktı. Bizde yüzyıllar boyu oluşmuş bir anlamda bilimde ve teknolojide yitirdiğimiz özgüven, onu yeniden kazanmak için, tabii havacılık özelinde de baktığımızda havacılıkta akamete uğramış serüvenimizin bir anlamda yeniden doğuşuyla beraber Teknofest'te hayata geçti. Hem o özgüveni yeniden inşa etmek, daha adil, daha müreffeh, daha bağımsız bir Türkiye ve dünyayı inşa edecek nesilleri yetiştirmek için Teknofest kurgulandı ve sosyal bir misyonla kurgulandı. Burada biliyorsunuz alandaki bütün etkinlikler ücretsiz. Hatta biz ülkemizin en ücra köşelerinden on binlerce gencimizi, buraya gelme imkanı olmayan gencimizi de onların buraya ulaşımını ve buradaki festival deneyimini de üstlenecek şekilde programlar da düzenliyoruz. Özdemir Bayraktar anısına bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun Teknofest ziyaret programı düzenleniyor. Ve festivalin mottosu da bu. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ülkemizin uzay programını inşa edecek. Benim zaten ilerideki meslek düşüncem havacılık olduğu için o yüzden bugün geldim. Özellikle öğrenciler için çok iyi bir şey. Herkesi havacılığa yönlendiriyor bu Teknofest. Çocuklardan geldik, önce uçakların yanına geldik. Ondan sonra da işte buralara geldik. Çok güzel hepimizin. Türk askerlerimizin, Türk vatandaşlarımızın gurur duyuyoruz. Valla ben çok gurur duydum. Bütün çalışmalar çok güzel. Çocuklara ilham verici birçok şey var. Kızım, oğlum, eşim hep birlikte geldik. Ufuklarını açıyor, yaratıcılık konusunda daha da teşvik ettiğini düşünüyoruz. Ben Türkiye'nin şu sanayisini görünce, teknolojiyi görünce hiçbir şüphem kalmadı. Arkama yaslanırım bundan sonra. Gerçekten Türkiye'nin geleceği parlak. Gökyüzünde iki gündür bu uçakları, jetlerimizi izledikçe göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Bu yetmez, daha da çok istiyoruz. Adanalı'nın gözü doymaz ha. Kebaba falan değil, teknolojiye doymaz. Herkes bir şeyin derdinde. Ben nasıl daha üretken hale gelebilirim? Aslında bir üretimi tetikleyen bir tahrik mekanizması gibi tam bir dip dalga. Teknofest'i böyle tarif edebiliriz zannediyorum.
teknoloji yarışmalarına da baktığımız zaman dünyadaki tekelleşmeye karşı itirazın bir dışa vurumu olarak biz konumlandırıyoruz. Bu anlamda da yarışmacılarımızın hem teknik anlamda hem de sosyal becerileri ve toplum faydası noktasında daha odaklı, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesi noktasında bizler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak onlara yol, yön göstermeye gayret ediyoruz. Bu bir gençlik hareketi, bu bir iyilik hareketi. Bu dünyadaki adaletsizliklere son vermek için mücadele eden insanların bir araya geldiği bir hareket. Türkiye'deki gençlik enerjisini burada buluyorsunuz. Umudu burada buluyorsunuz. Değişimi burada buluyorsunuz. Ve birisi eğer bu ülkede geleceğe umutla bakmak istiyorsa Teknofest'e gelmeli diyoruz. Anadolu Ajansı olarak bu birlikteliğin, bu yapının bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Bunu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya duyurmak bizim vazifemiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Unutmayın, sizler Türkiye'nin umudusunuz. Teknofest, dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net biçimde gösteriyor. Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebi'leri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, ilmin, teknolojinin, bilimin diliyle konuşan ufku açık yüz binlerce gencimiz var. Ve bir Teknofest'in daha sonuna geldik. Sizlere Kızıl Elmanlarından veda ediyoruz. Ve biz Anadolu Ajansı olarak bir sonraki Teknofest'te yine karşınızda olacağız. Detayları buradaki havaya aktaracağız. Hoşçakalın.